90 dakika ilk düdük çalıyor. Mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Anıl cezalanan ön çizgisinin hemen üzerinde ama içeriye kat edecek sanıyorum. Orta geldi, kafa vuruşunu bekler döndü. Embiid'le dokunamıyor. Kaptırılacak bir top tehlike yaratabilir. Talha. Sol kanada doğru döndü. Okan. İleride Embiid'le bir iki bomb var. Okan kaldırdı kafasını. Şimdi Embiid'le'ye doğru. Offside yok. Cüneyt çıktı. Embiid'le açılır. Embiid'le. Cezalarındaki arkadaşlara baktı. Embiid'le kaleyi düşündü. Embiid'le. Onuncu renkli topu alana gönderiyor. Çok akıllıca düşündü. Baktı cezalarına. Destek yoktu. Kaleye yöneltti topu. Embiid'le'nin 10. dakikada gelen golüyle Adana Spor 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. İzzet. Embiid'le'yi düşündü. Cüneyt ceza alanının dışında, ileride sadece İlkay var. Koray kısa düştü, pas gol pozisyonu. İlkay ve 1-1. Savunmada Koray'dan bir anlık hata, ikinci hatayı yaptı Koray. Ama bu kez İlkay ilk pozisyonda olduğu gibi kaçırmadı. 14. dakika, şimdi skorda denge var. Son derece güzel bir mücadele, goller arda arda geliyor. Artık ilk yarının son düdüğünü her an çalabilir. Karşılaşmanın hakemi Murat Türker dediğim anda o düdük geliyor. Ve ilk yarı bir birlik eşitlikle tamamlanıyor. İyi kapanıyor şu ana kadar Sakaryaspor takımı. Adnan. Adnan içeride 2'ye 1'de başarılı. Adnan karşı karşıya. Adnan vuruyor. Top başlıyor. Vuruşu kaleciden sekiyor. Boşta kalıyor. Okan tamamlıyor. Embiid'le dayı bıraktı. Adnan'ın önüne. Okan da pozisyonu takip edince o takibinin ödülünü alıyor. Karşı taraftaki yardımcı hakemin işi bir aylık zor güneş tam gözüne geliyor. Levent'in ortası. Kafa vuruşu ve 2-2 oldu. Kafa vuruşu Salih attı. 2-2 oldu. Bomboş bıraktı Adana Spor savunması o bölümde Salih'i ve skora dengeyi getiriyor Salih. 74. dakika 2-2. Orta Levent'ten işte Salih bomboş iyi yere vuruyor ve beraberlik golü geliyor Sakaryaspor takımının. Son düdüğünü çalabilir dediğimiz anda öyle oluyor ve Adana Spor'la Sakaryaspor 2-2 berabere kalıyor. Ligde beraberliği olmayan iki takım ilk beraberliklerini alıyorlar. Evet, biz de kaybettiğimiz şehitlerimiz için, askerlerimiz için, polislerimiz için, vefat eden şehitlerimiz için Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Maça başlayacak takım ev sahibi Buca Spor olacak. Şu anda tribündeki sayı 4000'e yükseldi. Buca'da ilk düdük çaldı. Maça ev sahibi Buca Spor başladı. İşte Bikoko sol tarafta. Murat Hacıoğlu ortaya çevrilen top. Bikoko sağ tarafa. Yalova gelmedi. Mehmet şut üstten dışarıda. Mehmet al. Mehmet geri oynadı. Engin ileriye çıktı. Ortası. Kafa son anda Ömer. Yalov. Kafayı vuran oyuncu. Sağ tarafta Civan ortaya. Abdülkadir şut pozisyonu. Abdülkadir şut Mehmet Ali. Rizespor yine tüm hatlarıyla rakip yer alanına yüklendi. Bir pas, kafa Murat'tan kaleci Ömer. Osman Fırat. Bikoko. Osman Fırat. Efe. Murat'a çarptı. Cezaların içerisinde kaldı. Yalo geriye. Mehmet Al. Şut üstten dışarıya. Mehmet Al. Şu ana kadar ikinci etkili şutu rakip kaleye. Yalov hareketli, Murat hareketli. Top Murat'ın önünde kaldı. Murat ortaya, Yalov kaleci Ömer. Mutlak bir pozisyon. Ömer gole izin vermedi.
Emre. Tekrar topla buluştu. Üç kişi arasında. Top sekliği. Jebrin. Sol tarafta. Abdülkadir. Önünde Sezer var. Abdülkadir. Önü boşalttı. Jebrin. Yerde. Tam devam diyor. Uca sporların bir ters kuvvetlisi var. Tekrar izliyor. İşte penaltı beklenen pozisyon. İşaret geldi. Alparslan. Uzak direğe doğru. Savunma çıkardı. Murat. Civar. Vuruşu kaleci Mehmet Ali. Civar'ın şutu. Abdülkadir, Abdülkadir açtılar. Vuruyor Mehmet Ali ve köşe vuruşu. Cenk Ahmet. Alparslan'la girdiği mücadele. Cenk Ahmet ceza alanında. Cenk Ahmet. Cenk Ahmet yerden şut. İnanılmaz bir pozisyon. Mehmet al dokunamadı. Engin. Önünde Onur var. Uzun oynadı. Mehmet hareketlendi. Mehmet bir Koko'ya, bir Koko şut ve gol. Dakika 87. Bir Koko'nun attığı gol. Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. İşte pozisyon. Ortada Şahin Ali yatıyor ve maçın hakemi son düdüğünü çalıyor. Bankasya 1. Ligi'nde Buca'da oynanan karşılaşmayı deplasmanda oynayan Çaykur Rizespor Bucaspor karşısında 1-0 kazanıyor. Şehitlerimiz için saygı duruşunu sevgili spor severler gerçekleştirdik hep birlikte. Ve karşılaşma başlıyor. Her iki takıma da iyi şanslar diliyoruz. Anıl kullanma dedi. Birlikte paslaşarak kullanalım dedi. Orta kale alanına doğru gönderilen top. Uzaklaştırmaya çalışıyor savunma. Emrah. Emrah topla buluşan futbolcu. Emrah vuruşunu yapıyor ve kaleci Yavuz Eraydın'da kalan top. Bir derinlemesine top. Şeyhmuz topla buluşan futbolcu. Şeyhmuz. Şeyhmuz kalecide karşı karşıya. Şeyhmuz vuruşunu yapıyor ve son anda görüyorsunuz. Son anda Görkem geldi, pozisyonunu bozdu. Akhisar'da sert, evet Gökhan, Sertan bıraktı. Gökhan. Gökhan ceza alanına doğru. Sertan kontrol etmek istedi. Bu arada kafalardan seken top. Bir kez daha Sertan. Sertan'ın vuruşunda kaleci Yavuz. Sağ iç boşluğa doğru gönderilen top. Arif. Ve pasını veriyor, pasını veriyor. Burak Aktiş o noktada. Elazığspor köşe vuruşunu kullanıyor. Ele çarpan bir de çarpma olarak değerlendiriliyor. Köksal. Şimdi derinlemesine top. Ani atak şansı. Arif topla buluşan futbolcu. Arif, Arif, Arif şut pozisyonu arıyor yerde. Ve maçın hakemi bakıyorum sevgili seyirciler. Hayır. Penaltı beklentisi içindeydi Elazığsporlar. Hayır. Bir kez daha izliyoruz bakın. Kale alanına doğru Oktay'ın gönderdiği top ve alana gidiyor. Arif gol atan futbolcu. Arif gol atan futbolcu. Serbest vuruştan gelen top, Arif'in kafa vuruşu ve böylece Elazığspor 1-0 üstün durumda. İşte bir kez daha izliyoruz. Arif hareketlendi, kafa vuruşu ve topu böyle ağlara gönderiyor. Ceza alanı içinde bir büyük tehlike. Akhisar Belediyespor'da Sinan Duygun pozisyondan yararlanamıyor. Hakan. Kafa vuruşu. Anıl ve son anda kaleci Yavuz Eraydın. Belki son fırsatlar artık. Son şanslar Akhisar Belediyespor için. Bilal ceza alanına doğru gönderiyor. Bir kez daha Osman. Boşta kalan top Osman'ın vuruşunda. Top alta gidiyor. Son yaklaşık 5 dakikada
Akhisar Belediyespor'un gelmeye başladığını gördük. Dediğim anda da maçın hakemi Sinan Cem İyihuylu karşılaşmanın bittiğini belirten bir gün çalıyor sayın seyirciler. 75. dakikada Arif'in attığı golle Akhisar Belediyespor, Elazığspor önünde sahadan 1-0'lık mağlubiyetle yenilgiyle ayrılıyor. Mustafa Öğretmenoğlu bir kez daha yardımcılarına baktı. İlk düdüğünü çalmak üzere Atatürk Stadı'nda ilk düdük çaldı ve maça Göztepe başladı. Emre'ye doğru uzun top oyun alanının dışında. Yüksel Kayaal baskıyı gördü. Abdullah bir ara pası. Abdullah hareketlendi. Ceza alanına sol taraftan geldi. Atistar aldı. Vuruş kaleci Akın. Aydın. Ortası ceza alanına. Savunma bırakmadı. Mithat ikinci pozisyon. Ceza alanı dışı vuruş. Kaleci Kazım. Köşe vuruşu. Hazır pasları. Şamil. Önünde boş bir alan var. Şamil. Uzaktan vuruyor. Yandan dışarıya giriyor. Bradley ve Aydın ceza alanına yaklaşıyor. Aydın kendisini gösterdi. Orta Bradley kapı. Ve son anda Kazım. Ahmet Ali. Aydın yerde yapılan hareket faul. Ali kart görecek. Pozisyon tekrar ekranda. Aydın'a yaptığı hareket. Bir başka açı tekrar seyrediyoruz. Pozisyonu. Taç Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin. Ve ilk yarının son düdüğü çaldı. Mustafa Öğretmenoğlu maçın hakemi. İlk yarı sonucu Göztepe 0, Gaziantep Büyükşehir Belediye 0. İzmir Atatürk Stadı'nda ikinci yarının ilk düdüğü çaldı ve ikinci yarıya Gaziantep Büyükşehir Belediye başladı. Göztepe hakkında başladı. Yüksel hata destek verdi topuz alanda. Aydın Yüksel'in önüne. Yüksel ceza alanına girmek üzere. Yerden orta kaleci Kazım. Eren. Ramazan hareketli. Ceza alanda Bradley. Savunma bırakmadı. İkinci vuruş İlhan. Bir offside var mı? Yok. Aydın oyun devam ediyor. Aydın sırtı kaleye dönük. Kaleye Kazım. Önde Şamil var. Ortaya Serdar Deliktaş. Abdullah offside yok. Abdullah. Serdar vurdu kaleci Akın. İkinci pozisyon ve topu ağlara gidiyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye 1-0 öne geçiyor. Gerçekten Abdullah, Serdar, Mithat müthiş bir organizasyon. Bir başka açı. Tekrar izledik. Ve Mustafa Öğretmenoğlu karşılaşmanın son düdüğünü çaldı. İzmir Atatürk Stadı'nda maçın sonucu Göztepe 0, Gaziantep Büyükşehir Belediye 1. İlk düdük geliyor ve karşılaşmaya Kartalspor'un vuruşuyla başlanıyor. Güray vurabilir. Baraj kuruldu. Evet, hakem uyarıyor. Bu arada Mehmet Ayaz da geldi ceza sahası içine doğru. Serbest vuruş henüz kullanılmadı. İşaret geliyor. Şut da topağlarda. Hüseyin Doğan 1-0 öne geçiyor. Denizlispor Kartal'da değerli seyirciler. Gerçekten penaltı gibi bir pozisyon yaşadık ve sert bir şut Hüseyin'den Denizlispor 1-0 öne geçiyor Kartal karşısında. Şimdi sola aktarıyor. Mehmet Uslu şut da dışarıda. Nefis vurdu. İyi vurdu ama şans yanında değil. İşte bu atak Kartal seyircisini de havaya sokuyor. Çok güzel bir atak. Mehmet Ayaz adam eksilten bir oyuncu tipi. Denilson. Ve büyük hata. Röveşeta. Kaleci. Başka şansı da yoktu işin açıkçası. İşaret geliyor. Mehmet kullandı. Doğrudan içeri. Kafa vuruşu.
Çok eşitlik de tamamlanıyor. Mehmet döndü, Önder top istiyor. Şimdi ona doğru. Önder vurdu. Top filelerde sayın seyirciler. Önder Çengel 2-1 öne geçiyor. Kartal Spor, Denizli Spor savunmasının bu dakikalarda, özellikle son 5 dakikadır tel tel döküldüğünü söyleyebiliriz. Sezer, Aydın, gördüğünüz gibi sol kanada çok hareket getirdi Aydın. Önder Çengel yine içeriye doğru kat etti. İyi bir top geldi. Sezer kaleye de vurabilir. Önder yine çapraz koştu. Sezgin cezalarında şut, 3-1. Sezer Sezgin değerli seyirciler 3-1 oldu. 60. dakika 3-1. Serbest vuruşu şimdi kullandı. Cezalarına bir kafa dışarı. Emin Aladağ nefis bir top. Can şimdi düzeltti. Vurdu kaleci Kaya. Ve 90 dakika bitiyor Kartal'da değerli seyirciler. Maçın skoru Kartal 3, Denizli 1. Bir kez daha Van'a, Van depreminde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Hüseyin Sabancı yardımcılarından işaret aldı. Zorlu mücadele başlıyor. Bankasya Binicilik'te lideri değiştirebilecek bir maç. Kasımpaşa Boluspor mücadelesi Kasımpaşalı oyuncuların vuruşuyla başladı. Şimdi Dimitrov. Şahin. Ve serbest vuruş kararı geldi. Emre Toraman'ın yaptığı hareket serbest vuruşu getiriyor. Kaleyi tam karşıdan gören bir yer ve tehlikeli bir nokta. Hüseyin Sabancı işaretini verdi. Dimitrov ve asfaltta top dışarıda. Bu arada oyun alanının ortasında bir Türk bayrağı. Bir futbol sever. Bir taraftar sahaya giriyor ve bayrağımızı orta alana dikti. Sonra da tribündeki yerine gidiyor. Şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganı tribünlerde ve bayrağımızı da orta alandan Caner kenara doğru getiriyor. Gerçekten çok duygu yüklü günler yaşıyor ve onun yansımalarından birini hep birlikte izledik. Veysel bir gole imza attı. Sakaryaspor maçında çok kritik bir gol atmıştı ekranlardaki Veysel. Takımı 87. dakikada golü yedi. Durum 1-1'e geldi ve 89. dakikada attığı golle galibiyette önemli rol oynadı. Şimdi Cafer Can ve ortasında gol geliyor sayın seyirciler. Boluspor deplasmanda 1-0 üstünlük sağlıyor. Ümit Tütüncü golü atan isim. Karşılaşmanın 55. dakikası, Ümit golü atıyor ve durum 1-0 oluyor. Bu arada Ümit'e sarı kart. Golden sonra tribünleri olumsuz yönde etkileyecek bir sevinç gösterisi yaptığı için, tribünlere gittiği için sarı kart görüyor Ümit Tütüncü. Şahin, Sarmov, Sancak, Dimitrov, Dimitrov, Murat, Şahin, Şahin'in pası güzel, özgür hareketlendi, özgür, orta, Gökhan Güneş ve top havalara gidiyor, müthiş bir defa vuruşu, müthiş bir gol. Kasımpaşa beraberliği yakalıyor. Gökhan Güneş bir asker selamı çaktıktan sonra şimdi bir an önce oyunu başlatmanın çabasında işte Gökhan Güneş.
Evet, Hüseyin Sabancı 90 dakikayı bitiriyor sayın seyirciler. 90 dakikanın sonucu Kasımpaşa 1, Boluspor 1. Evet, dördüncü hakem Zafer Demir'e baktı, gerekli işareti verdi. Yardımcılara ve kalecilere döndü Zafer Demir. İlk düdüğünü çalmak üzere. Umarız güzel, zevkli, tempolu bir karşılaşma Atatürk Kompleksi'nde bizlerle birlikte olur. İki takıma da başarılar diliyoruz. Aslan Vassa topu alıyor. Ardından atak devam etme eğiliminde. Cihan topu aldı. Solda boşluk. Mesut orta şansı. Mesut ilk hamle yapmadı. İkinci hamle. Mesut orta. Uzak noktaya doğru. İçeri çevrilen top. Şimdi vuruş şansı. Vuruş geliyor dışarıda. Yeşil beyazlar. Ömer. Fatih arkasında top istiyor. Ömer sıyrıldı rakibinden. Ortasını da yaptı. Kapanmıştı savunmada Fatih'ten. Bu kez sol kanat. Bir orta şansı daha. Orta geldi Mesut'tan. Aslan Vassa girdi araya, ardından Serkan. Gökhan kontrol edemedi ama orta alanda bir pas hatası da konuk takımdan Sofyan, rakibinin solundan atıp sağından geçmek isterken pozisyonu kaybediyor. Karalan'la doğru sert kavisli bir orta beklenebilir ama paslaşarak kullandılar Ömer. Ömer'in ortası uzak nokta. Fatih geriye çevirdi. Eren sekti. Ama yardımcı hakemin bayrağı da havada bu arada. Sofyan ama pasta isabeti sağlayamayınca bir top kaybı, ardından da 45 dakikanın bittiğini belirtiyor maçın hakemi Zafer Demir. Ve ilk yarı skoru Kayseri Erciyespor 0, Giresun Spor 0. İkinci yarı başlıyor Giresun Spor'un vuruşuyla. Kayseri Erciyespor'da Emrah orta uzak noktaya. Çalım sunulabilir ama açıda aldı. Sofyan çıkarttı geriye. Vuruş geldi Gökhan'dan dışarıda. Çok net bir pozisyon. Maç başından bu yana yakalanılan iki takım adına da en net pozisyondu. Sofyan yerden vurdu. Son anda müdahale kaleciden geliyor. Kimsenin beklemediği bir an Sofyan. İşte pozisyon bu. Vuruşunu yapıyor Sofyan. Son anda Soner. Sofyan de sağ kanadı kullanmaya başladı. İşte Sofyan. İçeri iki oyuncu hareketleniyor ceza alanına. Sofyan. Orta şansına da Posinkovic. Çok önemli yönlerdi. Oyuna girdi, gol attı Posinkovic. 90. dakikada Posinkovic kapağına gönderiyor. Kayseri Erciyespor 1-0'ın üstüne yakalıyor. Artık son dakikaya girilirken işte Sofyan böyle bıraktı. Posinkovic topun gelişine sağ ayağının üzeriyle vuruşunu yapıyor. Soner uzanıyor ama Meşri yuvarlak ağlarla buluşuyor. Zafer Demir tutma itme çekme gibi olayların yaşanmamasını istiyor. Uyardı oyuncuları. Tek kişilik baraj. Fatih geliyor. Orta geliyor. Kafa vuruşu. Çıktın. Dışında. Ve 90 dakika tamamlandı diyor. Maçın hakemi Zafer Demir 89. dakikada Posinkovic'in kaydettiği golle Kayseri Erciyespor Giresun Spor'u 1-0 mağlup edip 3 puanı uzanan taraf oluyor. Atatürk Spor Kompleksi. Karşılaşmanın hakemi ilk düdüğünü çalıyor. 90 dakikalık mücadele Konya Atatürk Stadında hareketleniyor değerli dinleyenler. Top yükseklik kazandı. Orada karambol var. Serbay vuruşu savunmadan sekiyor. Ceza sahası içinde Robak'ın baskısı. Atak devam edecek. Uzaktan bir vuruş. Son anda dokunuyor kaleci Recep. Taç atışı şimdi kullanıldı. Hakan ceza sahasına doğru havalandırdı. Robak kafa vuruşu yandan dışarı gidiyor. Marcin Robak. Ceza sahası içinde klasik görüntüler, ufak tefek itişmeler. Ve bunu hemen gördü Serkan Koçak. Oyuncuları yanına çağırıyor. Bir tanesi Adiyah, diğeri Muhammed. İkinize de kart gösterin diyor. Eğer bu itişmeler devam ederse. Ufukan. Evet, ve dediğini yapıyor. Ve kırmızı kart, direkt kırmızı kart. Bu ilginç bir pozisyon. Tekrar görebilmek lazım bu pozisyonu. Acaba orada ne oldu? Direkt kırmızı kart olması için çok ciddi bir ihlali görmüş olması lazım. Selim dudağını tutuyordu. Bir itiş kakış sırasında
dirsekleşme mi söz konusu acaba? Şimdi sahada 10 kişi kalıyor. Serbest vuruş için hazırlıklar tamamlandı. Karim İsrailov dışarı çıkarken serbest vuruş son anda Pavelec. Dokunuyor ve topu kornere tokatlıyor. Karşıyaka'nın maç boyunca yakaladığı, yarattığı ilk pozisyon diyebiliriz. Ceza sahası için bir aile hareketli. Muhammed şimdi kullandı. İçeriye doğru yüksek, uzak tarafta düşenler var. Tek yumruk Recep uzaklaştırdı. Ardından savunmanın vuruşu. Hakan kontrol etti. Hakan kaleye bakıyor. Vuruşu son anda dokunuyor Recep. Çok güzel bir vuruş. Recep uzanıyor ve parmaklarının ucuyla topu dışarı yolluyor. Recep Aydın ceza sahasına yolladı. Kafa vuruşu ceza sahası dışına. Atak devam ediyor. Selim ortasını yaptı içeri doğru. Kafa vuruşu ve gol! Gol! Öne geçiyor Konyaspor 1-0. Konyaspor Erdinç'le öne geçiyor. Bir stoperinin ortası, diğer stoperinin kafa vuruşu ve Konyaspor 75. dakikada 1-0 öne geçiyor. Bu sezon Konya Atatürk Stadı'nda bulduğu ilk gol. Erdinç golü kaydediyor. Kaleciyle yardımlaşarak tehlikeyi savuşturuyor. Ev sahibi ekipte Ayhan. Serbest vuruş Karşıyaka'nın. Bu arada İkinci sarı karttan kırmızı kart, ilginç bir an yaşıyoruz Konya Atatürk Stadı'nda. Erdinç golü atmıştı. Golün ardından sevinç gösterileri sırasında biraz aşırıya gidince sarı kart görmüştü ve biraz önce de bu faulün ardından ikinci sarı kartı görüyor ve kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Şimdi İki takım sahada, 10 kişi. Erdinç üzüntüsü ekranlara yansıyor. Murat o indiriyor. Murat bir sakatlık geçiriyor. Şaban baskı yaptı. Kontrol, vuruş, top yandan dışarı gidiyor. Burak Solakel. Kayıp zamanda da artık son anlar. Orta içeriye doğru. Kaleci Pavelec çıkıyor ve topu kontrol ediyor. Karşılaşmanın hakemi Fethi Serkan Koçak son düdüğünü çalıyor ve 90 dakikanın bittiğini ilan ediyor. Karşılaşmaya Tavşanlı Ring Spor başlıyor. Benjamin Boateng, Ganalı oyuncu ekrana geldi. Köşe vuruşunu kullanacak şimdi Güngören Spor. Uzak bölgeye gönderildi. Bir voley ceza alanı. Abdi uzaklaştırmak istedi. Şimdi atak devam etme eğiliminde. Paolo diyor ama bu arada maçın hakemi oyunu durdurdu. Ve top Tavşanlı Ring Spor takımında. Ferhat çekti topu. Şimdi pas Mesut. Sol kanat Kingsley. Hasan yanında. Kingsley vurdu. Yandan Kingsley. Harika bir gol. 28. dakika. Kingsley'nin attığı gol. Tavşanlı Ring Spor 1-0 önde. Kingsley. Çok güzel bir gol atıyor. Ev sahibi takımı 1-0 öne geçiriyor. Nijeryalı 23 yaşında Buca Spor maçında gol atmıştı. Bu sezon attı ikinci gol. Doğru. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. İşte 19 numara etti. Vurdu yerden. Egemen uzandı topu aldı. 2 numara Hakan Albayrak. Mehmet Bester, şimdi pas Fatih, Abdi yanında, Abdi topu alıyor, Mesut içeride, Abdi pas Mesut'a, Mesut ve gol! Mesut atıyor, skor 2-0 oluyor, dakika 41. Mesut ve gol! Güngören Spor 0 işte,
golün oluşumu, Abdi'nin pası, asisti, Mesut topu alara göndermekte zorlanmıyor. Abdi takımın en golcü ismi. 3 golü var bu karşılaşma öncesinde Abdi'nin. Mesut'a al da at diyor. Mesut da arkadaşını kırmıyor. Topu böyle ağlara gönderiyor. Değişik açılardan izliyoruz. İbrahim Necipoğlu, şimdi Celal. Celal açtı topu, vurdu. Top direkten döndü. Müthiş bir vuruş. Celal. Top direkten dönüyor. Mohamed, Güngören Spor takımında bugün ayakta kalan isimlerden birisiydi. Tüm hatlarıyla rakip yer alanında konuk takım. Sekti ve dışarı gitti top. Maçın sonucu Tavşan 1 İspor 2, Güngören Spor 0.